Ve bugün yepyeni konseptimizle karşınızdayız. İlk defa yatak odasının kapılarını bize açtı. O zaman hazır buradayken şu çekmeceyi şöyle basıvereyim. Bir de açılsın. Nasıl oldu? Hayır! La 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 la. Fransa'ya kucağına atıyor. Şurada bir ayakkabı görüyorum Versace'nin arkasında. Şunu gördün mü orada? Gördüm. Bu neymiş ya? Sanat eseri. Bu bildiğin Sezen Aksu'nun evet, ayakkabısı Sezen, mı? Sezen gönderdi yani. Peki ne dedi? Bir günüm vardı onun da içine sıçtı. Bize kaldığın herkese merhabalar, ben Seçkin Süngüç. Ben Fezi Altın. Ve bugün yepyeni konseptimizle karşınızdayız. Ne yapıyoruz bugün Fezi? Bugün Simge Sağan'ın evine girip yatak odasındaki makyaj malzemelerini karıştıracağız. Makyaj polisi mi olduk biz? Makyaj polisiyiz artık. Gideceğiz, kimin ne kadar bayat ürünü var, ne kadar pis ürünü var, size bunu göstereceğiz. Rezil rüsva etmeye geliyoruz. Simge hazırla. Peki beğenmediğin ürünlerin yerine bir şey mi vereceksin? Vereceğim. O da benim bir şimdi gönlüm var. Evet var. O da benim gönlü genişliğim olsun. Güzel. Peki evin başka yerlerini de gezer miyiz? Hayır. Ben mahremiyete çok fazla saygı duyan bir insanım. Yok, ben söyledim. Giyinme odasına falan da gireriz diye konuştuk. Ya. Tabii. O zaman tamam. Her yer gireriz. Didik ev kuşu gibi gezmeyeceğiz de. Doğru. Ama birazcık yine küçük bir ev kuşluğumuz var mı? Bir küçük var. Küçük bir ev kuşluğumuz var. Buradan evime bakana da sevgiler, saygılar diliyoruz kendisine. Ben ev seyretmeyi çok seviyorum. Seçkin de aynı şekilde. Ben de milletim bayılıyorum. Evini gezeyim, göreyim. Çekmecesine karıştırsınlar. Ben dört köşe oluyorum. Oradan çıkıyor bir şey bilmiyorum. Memle falan mesela İngilizce'nin benim bir tane evi vardı, hatırlar mısın Bodrum'da? Evrim gitmişti. Ne kadar güzel bir programdı o. Bayılıyorum. Şahane bir programdı. Gerçekten heyecanlıyız. Bu konseptin de çok fazla sevileceğini umut ediyorum ben. Buradan da evini gezmemi istediğiniz ürünler varsa bize DM'den mesaj atın. Yorum da yazabilirsiniz videonun altına. Heyecanlıyız bakalım. İndikten sonra tekrar görüşürüz herhalde. Aynen. Değil mi? O zaman... Şimdilik... Görüşmek üzere diyoruz. Bay bay. Biz geldik. Vallahi geldik. Vallahi geldik, billahi geldik. Tepe açtık, geldik. Şimdi eve çıkıyoruz. Birazdan yaşanacaklar için. Sorumlu değiliz. Değiliz. Simgeciğim, evine aldın diye çok pişman olacaksın. Görüşmek üzere. Hadi gidiyoruz. Şöyle bizi çek. Yalvarırım. Bu çocuk 1.86. Evet, sen de uzunsun. Ben 1.82'yim. Beni 1.70 sanmanızdan çok sıkıldım gerçekten. Bakın benim boyum var. Ama topuklu giymişsin bugün. Hayır, gayet normal dümdüz ayakkabı giydim. 1.82'yim. Lütfen taleplerimi bekleyin. Hadi. Asansörde çok inmişmiş. Yani bir de 7. kat gerçekten bu ne kalsak sıçtık biliyorsunuz değil mi? Sıçtık. Hadi gerçekten hadi aç şunu. Kapıyı aç. Rahatsız etmeyelim insanları. Yani diye. Apartmanda problem çıkmasın. Bu konseptin ilk bölümü çok heyecanlı. Evet, ben de. Hiçbir fikrim yok. Acaba Simge hazır mı? Bilmiyorum. Değil mi? Bir kapısını Simge'ye çalalım. Simge'ye bir sürpriz yapacağız şu sürpriz, an. Haberi yok. Haberi yok. Tamam. İnandım tamam. Haberi yok. Çalalım. Aa, o da kapı içeriden çalıyor. Bu kadar kül bir karşılama olabilir miydi yani? Ne sürpriz, hoş geldiniz. Ayakkablar çıkıyor. Sizi bekliyordum evet. Hiç baksana. Sevmem ayakkabıyla eve girirsin. Hiç sevmiyorum ayakkabı. Hiç sevmiyorum ayakkabıyla eve girirsin. Eve giremedi ama bu arada. Ayakkabısız mı? Elindeyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Bizi bekliyor muydun aşkım? Bir şey diyeceğim. Sonra beklemiyor gibi. Burada da bir kamera var. Bu nasıl oluyor acaba? Dışarıda bunlar bizi bekliyormuş. Bence evet, biz de sürpriz yapalım. Sizi beklediğimi ya. Zaten söylemiştim. Sen ne ara mikrofon taktırdın? Ben dün geceden hazırladım. Bize kaldı geçti. Ay iyi ki hazırlıklar, dedik ya. Evet. Hoş geldiniz. Çok sıcak ve güzel bir günde. Çok güzel olmuş. Hoş geldiniz. Saçın makyajın geldi sanırım. Evet ben yaptım. Bir şey söyleyeceğim. Ay bir şey söyleyeceğim. Evde hep böyle mi dolaşırsın Silke? Evde böyle dolaşırım evet. Çok güzel. Yani çok güzel böyle olsun. Elbiseler giymem ama özel gece ipek geceliklerim vardır. Onları tabii giyerim. Sabahlık ritüellerim vardır. Bilir. Çok güzel. Bunları çok tam da yerinde konuşacağız. Yani. Evet. Sizi ben yatak odama götüreyim mi? Aa çok isteriz. Çok isteriz. Çok isteriz. Aa çok iyi. Çok güzel. Ay. Bilge sarını yatağa attık. Hop. Şunu da kimse yaşamamıştır ha. Millet insanların yatak odasına girmez. Biz direkt kafadan yatağa gireceğiz. Yani böyle bir şey olmaz. Ben böyle bir kadınım işte. Hemen yatağa. Nasılsın? İyi misin? Yani? Hiç de öyle değildir bu arada. Evet ya. Hiç değildir. Keşke olsam. Ne yapıyorsun? Anlat bakalım biraz. Vallahi konserlerden nefes alamıyorum. Gerçekten. Yani haftada 6 gün, 5 gün değişiyor. Maşallah. Bazen 4, bazen 5, bazen 6. Evet. Tek boş günüm bugün. O yüzden sizi ayırdım yani. Tamam, çok beraber teşekkür olalım ediyorum. İstedim. Çok biz teşekkür ederiz. Toparladın mı ortalığı? Karıştıracağız diye. Birazcık tabii özel şeyler varsa dedik. Onları kaldıralım dedik. Haklı. Yani böyle ne diyorum ki ben şu haklı diyor. Ben anladım o özel şeyleri düşünüyorum kafamda neler ne vardı. Ne olabilir şey. Yani? Mahrem bir ay yatak odası. O yüzden biz birazcık şey yapmak istedik. Önden haber verelim istedik sana. Evet. Ama hiç belli olmadı. Çok profesyoneldik. İçeride kamera, dışarıda kamera. Evet. Yatakta yatmak isteyen insanlar var mıdır? Bir şey söyleyeceğim. Şu an bizim yerimizde olmak isteyen yani en az bin bak en az bin diyorum. Bak en az evet diyorum. Bin erkek vardır bizim yerimizde olmak isteyen. Bu yatakta yalnız mı yatıyorsun? Onu bir sorayım. Kedimle yatıyorum. Evet. Cino ile beraber. Cino ile beraber. Cino bir burada yatıyor, bir burada yatıyor. Değiştiriyor yatar sürekli. Buradan yani single olduğunu mu anlamış oluyoruz? Bu soruyu mu sormuşsun? Yani. Eğer bu soruyu soruyorsan evet cevabı single olduğumu gösteriyor. Evet. Aa. Hayırlı yani olsun. Gibi. Çok güzel yatağa da terlikle geldin. Ama hiç problem değil. Seni çok beğendim. Birazcık dokunayım da insanlar bakın şey olsun. Evet. Coşsunlar. Hemen şeye başlayalım. Karıştırmaya başlayalım. Hemen mi ya? Evet. Sohbet edeydik iki. Karıştırırken de edeceğiz. Tamam, orada tamam, parfümlerin marfümlerin her şeyini gördüm. Her şeyi ıncık cıncık soracağız. Tamam. Normalde diyorum biraz önce onu söyledim. Ağzıma tıkadı lafı yine her zaman gibi. Ay, estağfurullah. Yatak odası diyorum mahrem bir yer ama biz tabii ki önceden haber veriyoruz. Evet. Bu mahremiyete çok saygı duyarak bir saygı çerçevesi içerisinde devam edeceğiz videolarımıza Araştırmalarımızı bu şekilde. Bütün evi gezmek yok. Hayır. Bu arada ben evin bu yatak odasını çok beğendim. Evin zaten en farklısı burası. Başka bir yeri görmenize gerek yok. Hayır. Senin manzaran çok sakın. Evet. Sakın. Şu orman falan evet çok burası böyle bir şey. Mandarin otel kıvamında olmuş. Çok beğendim ben bu yatak odasını. Otel yatak odası gibi. Çok evet güzel. Öyle yaptırdım zaten şey. İç mimara da yaptırırken. Bak kendim böyle çok otelde kaldığım için eve geldiğimde bu sefer otel odaları o kadar güzel ki evimin odasını beğenmiyordum. Doğru. Bana dedim bir yatak odamı şöyle Swiss otel çok gibi güzel bir şey gibi yap. Çok güzel olmuş. Aynen de o kafada bir şey oldu. Şu anda otelde devam ediyormuş. Hadi, hadi o zaman başlıyoruz yavaş yavaş. Hadi buyurun. Ay çok geldik heyecanlandım. Evet. Sanki şu an Seyhan evde. Yıllar önce eve geldi. Ben geldi mi? Yıllar önce ilk 2011 yılında falan yani geldi. Evde böyle annemlerle falan temizledik her yeri bir tane. Toz bırakmadık. Geldi örümcek ağ buldu yok tavanda. Artık. Dedi ki burada dedi örümcek ağ görüyorum dedi. Hani de temizlik yapmıştınız güzel falan dedi. O evlere gider böyle bakar diye neresi kirli tuzları alırdı hatırlarsanız. Ben de şey dedim ben hayvan severim ben örümcekleri öldüremem dedim. Ah dedi çok iyi cevap verdin beni bile susturdun dedi yani. Güzel mat etmişsin. Evet. Şu an hep temiz her şey düzenli bildiğim kadarıyla. Aşkı olmasa bile ne olacak? Sıkıntı yok yabancı değiliz yani. Sonuçta neredeyim herkesin şu an nerenin önünde duruyor? Burası gizli bir dolap gibi gözüküyor. Burada gizli bir geçit var. Neredeyim? Merdivenler nerede? Çilele iniyor. Bir şey söyleyeceğim. Titanic Otel'den bir pamuk çalınmış. Bir diz pamuk var. Biraz çorcu gördüm seni. Burada böyle bir yıkama şeyleri falan filan burada var. Burada bir bok yokmuş açıkçası. Bir bok yokmuş. Burada heyecanlanacak bir şey yok yani. Evet. Burada bir çantanın içinde. Bunları pek seversin. Gider laş, yurt dışından alır bu laşları. Ölüyorum. Kokuları çok güzel değil mi? Çok. Nasıl gitti Türkiye'den ama? İçerikleri de çok evet, güzel. Evet burada vardı biliyorsun. Sizin içinde vardı. Vardı. Kafamda. Vardı. Gidip elimizi yüzümüzü yıkıyorduk. Her şey var yani. Gerçekten bunlar bu Valmont'lar. Şuraya koy bence. Bu Valmont'lar, bu Foreo.
şeyler, evet, bu beer'lar, bunlar çok pahalı. Şunları şuraya oturup mu bakacak? Oturup bakın, evet. Bunlar çok pahalı. Dur şöyle yapalım. Aa, neler var neler. Bakın Simge Sağ'ın ilk defa yatak odasının kapılarını bize açtı. Bize açtı. O fırçalar leş gibi ama. Fırçalarım felaket. Bunlar ne? Foreo Iris, Foreo Beer, bu göz için arkadaşım. Evet, bu için. Maske yapıyorsunuz, evet, zaten maşallah. Peki, başka bir şey için kullanılabiliyor mu bu? Yok. Sadece göze mi? Sadece göze. Göz. Hepsinin yeri farklı bu arada. Yanak için ayrı, göz altı için ayrı. Evet. Ayrıyeten maske terapisi var falan. O şunlar, bu maske terapisi. Bütün onların özel var maskeleri falan. Valmont'lar, Foreo'lar, Sephora'lar, evet, burada peki, var. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Tabii. Bu ne? O senin geçen gün evde bıraktığın göz şeyi. Sen bana mı getirdin bunları? Ya, bunlar benim. Evet. Tam karıştırmışlardır. Burada bırakmışsın, gitmişsin. Ama yani olacak iş mi bu? Benim bak, ürünlerim çıkıyor burada. Bunlar ne arıyor burada? Benim bunlar. Bunları ayırıyorum lütfen. Bu böyle bir şey görmedim hayatımda. Ben arkadaşım ben de yok, sana onlar vereceğim. Sana yaramaz. Yemin söz ediyorum, veriyorum, ben de sana vereceğim. Ama çok vermiştir. Defa milyonlarca ya. Yani. Doğru. Daha ne vereyim? Daha ne versin? Biraz da makyaj malzemesi bulalım. Bunlar şuralar çok pis var ya, ama ben bunları bunları lütfen yıkadık geçen gün ya. Sabunladık Alper'le. Bu sabunlanmış hali mi? Bu sabunlanmış hali. Bir şey diyeceğim. Bir şey söyleyeceğim ama. Sen zaten sürekli seçkinli makyaj yaptırmıyor musun? Evet. O zaman. Yani bunları bunlar kullanmıyorsun, evet, problem yok. Benim günlük yani kullandığım şeyler. Kendi hanımlar, bu arada sizin de kendi fırçalarınız varsa ve böyle kirliyse lütfen 10 günde bir Hacı Çakir beyaz sabunla. Ben bir sene yıkamadım fırçalarıma, bir şey olur muydu? Olurdu aşkım. Gözlerim o yüzden mi oluyordu benim acaba? Evet. Alerji fırçaları kaldırdım. Cildim burada bozuldu. Cilt bakımı şeyleri var. Bu bankalarına ne? Bu ne? Sana bahset. Köpek balığı kıkırdı. Köpek balığı kıkırdı. Köpek balığı kıkırdağı buldum. Ne yapıyorsun? Bu ne Allah aşkına? Ya onu öğrendim, çok faydalıymış. Kemiklere falan çok iyi geliyor. Şu an bunun içinde kaldığı için içmemişim. İçmemişim. Hiç içmedin, evet, mi? Hiç içmedim. Emine abla, bunları buradan al abla. Emine ablacığım. Makyaj malzemesine bakalım. Bir de ben buradan birkaç bir şey atayım istiyorum at, anında. At. Beğenmediğim bir şey varsa benim at. Benim o kadarcık bir makyaj malzemem yok, var. Yok yok. Bunların hepsi şahane yani. Bunlar güzel markalar. Natasha Denona'nın tamam, bronz farı var ya. Ben far paleti seviyorum var. Ama bu biraz dökülen kullandım bir far paleti. Palet yani. Hula, Benefit Hula çok sevdiğimiz bir, evet, şeydir. Bronzer'dır bu. Valla Simge atacak bir şey bulamadım ha. Şaka yapıyorsun. Gerçekten. İlla ki vardır. Bir şey ki şu nedir? O çok kullanılan ve kullanışlı bir malzeme. Meme ucu. Neredeyse her sahnede kullandığım. Nipple'lara özgürlük. Nipple'lara özgürlük. Nipple'lara. Takmayın öyle şeyler ya. Evet ya. Melis Sezen gibi çıkın. Takmamak da lazım bu arada yani. Bu normal bir şey yani. Herkeste olan bir şey bu kadar. Vücudumuzda olan bir şey. Aynen. Ben açın memelere fora demiyorum da yani. Tabii kimin ne öyle yaptığı sizi ilgilendirmez diyoruz. Kimseyi ilgilendirmez. Bence kimsenin de hayatı. Şu çekmecelerle devam edelim. Makyaj malzemenin devamı oradaysa tabii ki oraya devam edelim. Evet. Haydi kalkalım. Haydi. Kalkışı. Ay leş gibi olduk. İsmail sen bir de dedim. Sweatshirt'le gelmişsin. Ben ne yapayım? Evde camı açtım, buz esiyor dedim. Ben tişörtle ölürüm. Hava değişti, döndü bu arada. Döndü, baksana döndü, gelirken döndü, kapalıydı. Şimdi açıldı. Hayda açalım ilk evet, çekmeceyi. Gelin gelin. Diye. Gel 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 yaklaş yaklaş. Ya ben seni yiyeceğim. Burada Pezalt'ın Beauty'nin kaş serumu, kirpik serumu. Ama ben onları var atacaktım. Aa. Yanına da şunları bak da koyacaktım. Senin ağzına bir sıçarı var. Kerimcan durma. Kerimcan senin ciğerci Teza Altun. Bir araya gelmemesi gereken üçlü insan. Hepsi bu çekmecede. Hepsi. Bu ne o? Bu bir best skin boka bağlı. Sen verdin bana onu. Abi şu. Ama yani bitmiş. Rengi bana açık bitmiş. Baksana bir şey bakayım bir dakika şu an. Bir bakalım. Yok o açık bir de bitmiş. Verdim kötü bir ürün değil de. Yok, hayır. Ahı gitmiş, vahı kalmış. Gönderdi. Onu buraya koy. Onu çöpe atalım. Yeni ürün geldiyse hemen değiştirelim. Onu birazdan değiştiriyoruz. Bir bakalım acaba yeni ürün geldi mi? Çekmiş. Burada bir Morphe palet var. Mesela ben aç bunu ancak makyaj artistlerinde gördüm bir, evet, palet benim aç bu. Aç bakalım nasıl. Bu kız alışveriş yapmayı seviyor anladığım kadarıyla. Severim. Güzel. Ay bunlara bakar mısınız? Bunu al gelin makyajına git. Hem gelini, hem annesini, hem kız kardeşini, Korunum herkesin makyajını yaparsın. Aa, Charlotte Tilbury. Çok seviyorum. Çok sevdiğim çok marka. Çok seviyorum Kenan Bey'i. Bu ne? Pillow Talk. Türkiye'de en sevdiğim ruj budur. Bir bak, bir dakika şöyle bir süreyim bakayım bunun rengine. Ah rengine bak. Çok güzel. Bir de çok güzeldir. Bunların tonları böyle benim en sevdiğim renkler. Bu... Ben bunu böyle gözaltı kremi diye aldım. Böyle bir şey geldi. Highlighter çıktı. Highlight güzel. Bir şey diyeceğim, bu zaten göz ve
Yüz kremiymiş. Krem mi? Evet, kremmiş. Nasıl bu? Yani bu renk krem? Ben bunu makyaj olarak kullanıyordum. Vallahi eye and face rezil cream. Rezil olduk şu an. Aşkım bu bayağı parlaklık veren bir eye, yani evet, göz ve yüz kremiymiş. Göz altı kremi. Şuralara, şuralara ve yüzüne sürdüğü işte bir kremmiş bu. Şimdi sürme şimdi de. Şimdi sürmem. Yok, bunlar okay oldu arkadaşlar. Diğer çekmeceler. Evet, gerçekten çok diğer saçma. Diğer çekmeceleri yani açmayın. Ya en beğendiğim ürün bu galiba. Yani for professional. Gerçekten sahnede makyajı al, asla bozdurtmuyor. Onu bak atacağız diye. Bu ne, Armani mi bu? Armani o. Aa, peki. Peki o kimin Armani? Bu Armani. O Armani. Bizim de sana bir Armani'miz var. Merci. Peki şu çekmeceyi kapalım. Bir tane fondöten atabildik. Hadi buraya yaklaşalım, evet, yine. Oraya rahat rahat gün ışığında. Açıyorum bu paketi abi. Hadi, hadi açalım paketimizi. Neler varmış? Bu arada hadi biz de seninle göreceğiz. Ben bayılıyorum. Biz de bayılıyoruz. Bu bölümümüzde de biz. Senin tırnakların çok fena. Mesela yüzümde bayağı bir inglot var. Dudak sürdük kalemi, rujum, evet, gözaltı, fondöten. İki kutu, bir kutu diye düşündük. İki kutu çıktı. Aa, bir şey diyeceğim. Bayağı güzel bir set yollamışlar. Neymiş bunlar? Dur bakalım. Hemen açalım şu an. Body mist bu, ışıltılı. Body mister mi? Sana. Ay bayılırım. Sahneye hemen çıkmadan fıs fıs fıs. Hemen şu an sıkayım. Sık. Sahneye çıkmadan fıs fıs fıs. Allah. Aa. Ay ne güzel kokuyor, bayıldım. Bak bir tane daha rengi. Bu bronzken yaparsın. Bunu daha beyaz tenliyken yaparsın. Aa, krem yo allık. Valla setçi yaptık sana, yemin ediyorum. Baksana gerçekten müthiş. Gerçekten süper oldu. Bunlar allık mı? Allık, krem allık. Geçen gün senden istemiştim. Bak sıvısı geldi. Ya. Ne kadar temiz kalpliyim tanrım. Gerçekten. Bu ne peki? Bu. Aa. O da vücut tipi. Baksana 3 renginde yollamışlar bak. Altın, bronz, şeffaf. Ay şu boynumu o zaman şuralarıma döşüme şunlardan sonra. Onlar fontenleri mi? Face primerları. Primerlar. Face primerları. Waterproof maskarası inglotun ki hiç akmıyor. Çok güzel bir maskara. Her yere gir. Ondan sonra ruj olması lazım. Evet bu o çok kadar güzel bir ruj ki o. Gel bir süreyim hemen. Kokusu nasıl? Yaparmışım. Çok o kadar güzel kokuyor ki. Yeter bu kadar reklamlarmışım ben de. Bakayım. Çok güzel bir parlaklığı var onun. Sür bakayım bir şimdi. Su gibi oldu. Maşallah kızıma benim. Ay çok güzel. Türkiye'nin dev sesi be. Bayılıyorum sesine şimdi. Hele yeni şarkı dinletti bu bana. 3 gündür kendime gelemedim. Bak 3 gün kendime ben gelemedim diyorum. Ben de dinlediğim diyorum andan maf beri. Oldum, maf oldum. Maf oldum. Maf oldum. Maf oldum demez mi? Inglot'a buradan çok, çok teşekkürlerimizi yolluyoruz. Bir kutu daha vardı hani. Açtık hepsini. Açtık işte hepsini açtık. Evet. Inglot sana ayrıca yollar. Madem. Ben Inglot'tan bekliyorum. Bana da biraz az geldi Inglot'cum. Ama bir şey söyleyeceğim. Bir rujdur, bir göz kremi. Ayaklarım çok acıdı. Hadi artık şu yatağın üstünden çıkalım. Şu çekmeceler var daha. 50 defa yatak örtüsü düzelttim. Maf oldum. Islaklığı çok cool. Ne kadar üzeri oldu çok. Bu arada bunun hadi ismini yazıp verelim de sorarlar şimdi. High Gloss Lip Oil Gloss Hot Density diye bir şey. Hot Density. Çok güzel olmuş arkadaşım bugün, bakar mısın? Çok. Bir biblo bebek. Bir yani biblo. Bir biblo. Yapmak yok. Yok. Gerçekten. Gerçekten yani yok. O zaman hazır güzel buradayken oldu şu çekmeceyi şöyle basıvereyim. Bir de açılsın. Gel Kerim bak sana güzel bir çekmece açıyorum. Dangır diye açıldı. Allah burada da var hala makyaj markaları. Bak Inglot ruj mesela kullanıyormuş. Inglot dudak kremi yalan çıktı. Yalan söylemiyor yani bak. Vallahi hiç var. Kürü, hiç kürü yok. Vallahi varmış. Tüm gece maşallah bu ne? Bülent Ersoy'dan aldın herhalde bunu da hediye. Onları seviyorum öyle kalın zincirler peki falan. Peki bu ne? Hoşuma gidiyor. Bana mı ayırdın bunları? Onlar sahte para. Sahte mi? Sahte mi bunlar? Sahte. Oyun nasıl parası. Sahte ya? O zaman ben ya alıyorum bunları. Al. Birine değil yedirirsin abi diyormuşum. Değil diyor. Onlar değil mi? Nasıl değil mi? Gerçek. Hani oyun gerçekten parasıydı bunlar. Onlar euro. Tamam aldım artık. 11 euro. Artık, 11 tamam dolar. 11 dolar hafta kaç para ediyor? Sen burada yersin abla diyormuşum. 170-180 lira para yapıyor. Ne? 180 lira para yapıyor. Sevindiğin paraya gel. Aldım. Seçkinin kaşesi o kadar işte aşkım. Uğur bir şey var mıydı? Zahmetmesin ya. Seni ağzına sıçarsam. Senin kaşını bak, senin kaşan bu. Takın. Koyacağımızı bilemedim. Bir dolar. İşte cevaplar tam bekliyorum. Nasıl olmuş arkadaşım? Bak neyse, bence ben de çok güzel taşıdım bunu. Ben de şey yaptım, dillere bir gibi oldu. Ağzım sağ ol demez mi? Çok güzel oldu Simge ya. Gerçekten. Ay çok. Yok estağfurullah. Şunu da şöyle yapalım. O ne? Bunları da şey yapalım. Bunlar altın ve gümüş bir arada falan böyle. Gerçekten alakası böyle şeyli. Bir sen de onu taktık mı şartlı şartlı oldu. Manzar Aytaş şey yaptı. Bak styling yaptı. Tabii. Peki bunlar hepsi gerçek mi? Çok karışık geldi bana bunlara. Hepsi gerçek. Yalancı. Çok güzelmiş. İpimle kuşağım diyorsun. Evet. Evet onu devam
hesabını YouTube kanalında izleyenler tamamlasın sizi. Doğru. Şöyle doğru. Beline gerçekten falan. Çok takmayın. Buna hiçbir şey takılmaz da. Ama evet. Bakayım yok hiç ama çok güzel. Yüzüklerin, küpelerin, şeylerin her şeyin evet. var. Kocan zengin, kocan şey. Tek başına yapmış be kız. Ne tabii ko. Tek başıma yaptım valla. Bu bak kurama kutusunun içinde ne var çok merak ettim. Ölesiye merak ettim çünkü çok severim böyle renkli kutu. Hiçbir şey bahtımı sikiyim, bahtımı. At elime attığım bomboş. Elime attığım boş. Ben dolara buldum tabii neyse. Tabii parayı bulur her zaman. Diğer çekmeceye buyurun. Geçiyorum. Hazır buna mısınız? CD simge. Simge bunlar ne? Şuradan bir taksana bakayım nasıl olacak? Makyaj da var. Ya ben bunları aldım bir konserlerde bir şeylerde takayım diye ama. Dur önce biz takalım bunları kendimiz. Evet. Sonra bir şey söyleyeceğim. Sen sarışın olduğunda peruk muydu yoksa boya mıydı o? Ha, boyaydı. Açabilir miyim bunu? Açabilirsin tabii istediğin gibi. Çok hep yıllardır sarışın olmak istemiştim. Allah'ım bana bu şansı tekrar kısa yaşattırdı. Kısa olan Alper. Ben kısa severim Sezen Aksu gibi. Bana gel. Çok güzel oldun. Şarap gibi o kafamda. İt filmindeki o şey gibi oldu. İt filmi ne? O zaman dur ben de bir şey takayım ya. Sen takma. Al bunu takayım sana istiyorsan. Tamam, ama bozarız saçını belki. Allah kahretmesin bana kaldı diyormuşum. Bakayım. Aa bak. Nasıl oldu? Şey gibi olmadın mı? Bir daha ha, gel ama... Hayır, mercanın ilk yılları gibi oldu. Ay takıldım ben birine, sana değil kardeşine. Sevgili çok güzel oldu. Ay takıldım ben birine, sana değil kardeşine. Bir el atsan şu işimi. Bir dur ben de şunu takacağım dur. Pembe mi boyasak var mı far? Yok o kadar olmaz. Hayır. La 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 la. Değiştirdiğim böyle. Değiştiriyorlar. Okşan gibi titriyormuşum ben bu. Kahkülü çok kötü. Çok komik oldum biz onu. New York'tan almıştım ben Simge'yi. Sen ama bana kötü diyen Murat Kekilli bu akşam ölürüm. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın, yıldızlar tutam... Bu akşam ölürüm beni kimse... Saçım da bozuldu. Dur şundan da bakalım, orijinallik, dur. Orijinallik, orijinallik, orijinallik. Yani. Dudaklar lollipop'a, kucaklar dolu selam istemem. Ben şey yapayım hani, Saturday Night Fever. Stay in the life, stay in the life. Buraya koyun Allah aşkına. Olur koyun bunu. No dans et de oraya. Benim lollipopumu da koyun Allah aşkına. Hep beraber dans edelim. Dudaklar lollipopuna koyun. Onu da mı koyalım? Tabii. Onu da koyun. Dudaklar lollipopa. Dudaklar lollipopa. Kucaklar dolu sulav istemem altın var. Ben senin kucağını atıyorum. Gitti mikrofonlar. Bir perukla niye bu kadar hemen şımardık mesela? Hemen. Hemen şımarılıyor. Son olarak bu benim çok aklımda kalan bir peruktu. Hadi. Yıllardır da isterim pembe bir peruk. Hop. Okay. Ne tatlı, enteresan oluyor fiziği. Yok mu bir gözlük mü? Petunia ya. Şurada gözlükler vardır o çekmecede. Evet. Ha, bir de burayı açmış olalım. Gelin. Son çekmece hazır. Aynen. Çok kötü bir taklit yapacağım. Bir dakika dur. Farkın şey hızlı şey misiniz? Kıyamam. Ne Zerrin Özer mi? Kim yapmıştı bize Zerrin Özer taklidi? Deryalı yapmıştı. Aynen. Aa, Derya yapmıştı evet. Aa. Bak bunu böyle topladığım an müthiş bence. Selin gözlüğün güzelmiş ama. Selin gözlük onun Selin değil. Gelin şu gözlüklere bakalım hadi sonra. Şu peruğu çıkartayım ben mahvoldum. Çıkart, aynen ben de yandım ayol. Burada burada bir servet yatıyor. Aa, evet. Hırsızlar ekran başına. Gerizekalı. Aman Allah. Simge neler yaptın ya öyle. Bunu sen Toronto'dan mı almıştın? Evet. Bu kolyeden yoktu zaten burada. Bu çok arada. Güzel. Simge'ye taksana kendine takıyorsun. Evet. Takıyorsun. Senin zaten Versace yüzüğün var. Benim de Versace yüzüğüm var. Benim, hiç, benim dikili ağacım da. Yok daha ne verdi? Boş bomboş bu. Boyun. Ben sana alacağım aşkım. Sana kurban olurum ben. Ha. Bu arada kurban. Lafınızı balla böldüm ama biraz önce Simge'nin yeni şarkısından bahsettim ve çok beğendiğini söylemiştin. Şu an evet. Daha şarkının burada, çıkmasına dakika, bu videodan sonra şu an sonra çok ciddi oluyorum. Bir ay sonra falan çıkacak tamam, muhtemelen. Tamam şu an çok ciddi oluyorum. Şunları şu peruk şeyine koyalım. Arkadaşlar geçen bana Seçkin dedi ki Simge'nin yeni şarkısı geldi dinlemek ister misin? Dedim ki manyak mısın bu nasıl söz? Tabii ki dinlerim. Üç günüm çöp oldu. Ben bittim. Beni bitirdin. Ben... Ya.
çok güzel. Uzun zamandır bunu bu kadar iyi canım. Bir Türkçe pop şarkısı duymadım. O altyapıya da aşık oldum, senin sesine de aşık oldum. Burada da söylemem gerekiyor ki bence, benim fikrim ama bence Türkiye'deki herkesin de fikri. En iyi pop ses sende kızım. Yani manyak bir sesin var ya bak. Evet. Normal değil ve yani şu şarkıyı keşke birazcık dinletebilsek ama beni mahvettin diyorum. Keşke dinletebilsek. Hmm. Beni mahvetti ama yani. Evet. Şimdi yani seçkinle şey diyorum. Sürekli repeat. Sürekli de biraz daha tekrar. Bir kere daha dinleyelim. Hiç. Sıkılmadan milyonlarca kere dinledim. Müthiş bir şarkı. Bu video yayınlandıktan elimizde yani. Ya bu video yayınlandıktan bir ay sonra falan anca çıkar. Çok iyi bir şarkı. Dinledikten sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Lütfen dinledikten sonra bu videoya tekrar gelin. Yorum yazın. Evet. Teyze haklıymışsın. Az bile söylemişsin falan gibi. Şimdi burada ne var? Aynen. Versace ismini taktın. Evet, taktım. Burada Versace'ler bitmiyor ki. Bir sürü var. Dur bakayım. Bu ne? Aa. Ama bak. Nerede o kamera? Ama bak. Yakından da göstereyim. Ama şu gözlüğün güzelliğine bak. Allah şu gözlüğümü de çek. Ya sizin gözlüğünüzden alacağım. Al biz sana. Ben sana alırım. Hayır. Alma. Burada iki tane yüzük yakaladım. Aa, pırlanta mı? Tek taş mı? Bakacağız. Gelin bakayım. Tek taş mı? Bakalım bir. Bu ne? Aa, ben bunu görmemiş. Yok, görmüş müydüm? Bunda ne varmış? Ha, büyük mü? Bunda ne varmış bakayım. Bak, boş, yine boş. Yine boş. Yine boş. Senin ben eve düşen yıldırım. Senin ya. Kork, kork. Ya böyle küpenin kutusuymuş küpenin o. Küpenin kutusu. Ama bana mı geldi mesela, açtı yüzük buldu. Hadi al bir tane gözlük. Bunun içini kesin boştur. Yok dur. Aa, aa. Ay ben boş güzel. Zannettim dedim, inanamıyorum. Simge şunu bir tak. Şunu da takayım. Ne olur bir bu tak. Bu gözlüğü aldığımdan beri bir kere bile takmamam. Nasıl takmazsın takamadım. Onu ya? Pandemi oldu, takamadım. Bu neymiş? Ben gözlük takayım. Prada bir gözlük buldum. Ay, aa çok, çok güzelmiş. Eski. Evet bunu hiç takmadığımı farkında mısınız? Hiç ben sende görmedim. Ne bu? Bunu ben Amsterdam'dan en son pandemi patlamadan önceki aldığım gözlük. Neydi o? Bir markası bir şey. Bu şey. Chloe mi? O zaman buradan kıyafetlere bakmaya gidelim mi? Hadi gidelim. Sonra. Onlara okey misin ama sürpriz olsun dedim. Başka odaya girmeyeceğiz. Bir de kıyafet bakacağız. Yok, o kadar. Tamam hadi gelin. Tamam. Gelin mi? Seni yiyeceğim ben gelin, ya. Gelin. Hadi biz buradan gidiyoruz. Tamam. Bu ahır kapılarına bayıldım. Çok güzel. Çok güzel. Çok gerçekten çok güzel. Haydi gelin bakalım. O ne? Picasso şey. Bu ne peki? Gerçekten. Bu ne peki? Ben hemen bak, hemen bak. Muhtar olacağım. Hemen muhtar olacağım. Zaten üstün çok inceydi. Bunu ben bazen çekeceğim. Evet, atamıyorum onu. Burada atamazsın kalsın. Tabii. Ben tam köylü oldum şu an. Bak ne yapıyorsun Simge? İğrenç şey, hemen muhtar korkuyor. Şive komedisi. Muhtar. Hiç sevmem. Buradan başlıyorum. Gel Fezli. Tamam, geliyorum arkadaşım. İstediğiniz gibi. Gel gel. Hemen geliyorum arkadaşım, bakalım neler varmış. Dan diye giriyormuşum canımın içeriye. Önce ayakkabılar. Önce ayakkabılar. Evet. Bunu en son Amsterdam'dan almıştık seninle. Dolce & Gabbana'ların çok güzel. Aynen. Zaten Louboutin'lerin renkleri var burada. Şurada bir ayakkabı görüyorum. Versace'nin arkasında. Şunu gördün mü orada? Gördüm. Bu neymiş ya? Bak, sanat eseri gibi. Cevher gibi ya. Çok ay, seviyorum. Bu diyorlar da çok güzel. Her güzel olmuyor. Arkadakini buyur. Bu ayak numarası ne demek bu? Bu kadar. Bak, avucum kaç kadar. Mesela? Kaç aynı ayağımız 37 bu diyor. Bu nasıl 37? 35 gibi bir 35. 35 gibi. 35 evet. Gibi minnacık. Bu bildiğin Sezen Aksu'nun evet, ayakkabısı mı? Evet, Sezen gönderdi yani. Peki, ne dedi? Bir gün Özgür, ben evde oturuyordum aşağıda. Evde misin dedi. Evdeyim dedim, Sezen'den çıktım şimdi dedi. Bir dedi, torba dolusu dedi. Sana ayakkabı gönderdi. Aha. Evdeysen geleyim dedi. Geldi ve Zanotti'lerle geldi. Yani. Giremedin Sezen Aksu'dan bir hediye. Geçen akşam sahnede giydim, leopar bir kıyafetle. Hatırlıyorum, postunda yazmıştın. Evet. Çok güzel bir çok anı. Çok tatlı yani, anısı yani yeter. Yani Sezen'in ayakkabıları giymek çok özel yani... Kaç kişinin başına gelebilir ki? Ben sen deli bunu, misin? Yani deli onun misin? Ayakkabılarıyla sahneye çıktığımda kendimi çok güvende hissediyorum aynı zamanda. Burada peki, sahne kıyafetleri var. Alnın kadarıyla. Burada, bakalım. Çok var, tütüler tütüler. O Almanya'dan hediye gelmişti. Seçkinin bir arkadaşı bana bunu hediye aynen. Getirdi. Çok güzelmiş. Çok çok acayip ve çok severek giydim. Böyle şeyleri seviyorum. Burada var. Neler var peki? Bu ne? Aa, ay çok. Bu 23 Nisan yani, gösterisinde herhalde. Yani bunları, üstte etiketi duruyor. Bunları vereceğiz. Ha, şey, ha. Hala oradan gidecekler var. Peki senden bir şey istiyorum şu an. Evet. Buradan herhangi bir sahne kıyafetini bizim yorumlarda işte bir tane bir şey belirlediğimiz birine kullanmadığım bir sahne kıyafetini yollayabilir miyiz? Yollarız tabii ki zevkle. Hangisini? Evet. Hangisini verelim onu seçelim. Ama sen giymediklerini sen seç. Bir şey diyeceğim, buradan bir şey çıkar gibi. Bir dakika dur bakıyorum buradan ben şimdi. Buradan bir şey çıkmaz mı ya? Bir sürü bunların hepsini giydin. Bak şu ne, bu ne? Şu var, şurada şöyle bir şey var. Bu Gülşen Saraçoğlu'nun kıyafeti. Ha Gülşen mi bu? Evet, aynen. Ha Gülşen kıyafeti verir, bayılır o öyle yardımda bulunur. Doğru, sever evet, çok şey yapıyor. Gülşen evet, da katkısı olsun. Çok giydim bu arada yani. En defterini dürdün artık. Çaktırmadan 5-6 konser. Gerçekten mi? Valla. Evet, 5-6 konser zaman, giydim yani. Bunu, şaka bir yana. Bunu verelim bir mezuniyete. Bir mezuniyete. Nişana bir yere giyecek birisine yani. Aferin ben sana, gurur duydum seninle. Çok güzel hareket geldi.
Peki ne yorumlarda ne yazsınlar da biz bu yorumu seçip bu kıyafeti yollayalım o kişiye. Bu kıyafeti nerede giymek istediğini yazan birine hem böyle bizi hani etkileyecek yoruma da bu şey kıyafeti evet, hediye edelim. Tarihiyle, mekanıyla evet. Şurada şu gün giyeceğim ve ihtiyacım var. Mezuniyet neyse artık ki mezuniyet olur herhalde. Mezuniyet çok güzel olur bu. Nişan bir şey belki bilmiyorum artık. Ha bir de senden bir şey olması çok güzel aynen. Oluyor. Hadi bir aldık çok gittik. Uygun bir şey yani. Ben aynen. Tuttum. Hadi aldın. O zaman tamam. Başka buralarda gömlekler var. Gömlekler, ceketler falan burada öyle çok. Burada günlük elbise. Sen mi giyiyorsun? Kakari. Ha, çok güzel. Çok bunu bir şey söyleyeceğim o zaman. Alper'e bunu veriyorum. Evet, paketliyorum. Hemen ver. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Gülşah Saraçoğlu. Vallahi Gülşah'ın ellerine sağlık. Ben onu çok severek giydim. Gülşah'ımız bir tane. Ay binlerce zaten. Kere giydim yani. O kendi de yapıyordur öyle yardımlar. Kesin. Tabii. Burada neler var? Şebnem Günaylar görüyorum. Burada biraz bazı balmainler görüyorum. Bazı bir şeyler görüyorum. Ceketler görüyorum mesela. Burada bir ceket var. Çok hoşuma gitti mesela evet, bu kırmızı. Bizim burada klibe giydiğimiz şu parlak yetmedi. Şey. Ha, şu çok burayı seven insanınkiler çok güzel. Da. Çok güzel gerçekten. Burada bir sürü şey var. Bölmüşsün zaten. Hem aşağıya hem yukarıya. Aa bir şey söyleyeceğim. Evet striptizci falan mı geliyor yoksa burada bir polis şapkası var? Aa bu şeyin as bayraklarını kullanan. Tabii. Çok güzel. Fantezi dünyası Fezi. Gönlükten bir şeyler vardı ya öyle. Aa çok güzel bir şapkaymış bu arada bu. Tabii. Polis gibi de oldu. Peki bu kürkler gerçek mi? Hayır tabii ki. Asla yani. Değil. Ben de bir Gülşah gibi gerçek. Ben Aslan Burcu'yum. Kürk seviyorum ama imitasyon giyiyorum. Ne yani olur. Gerçek çok kürk asla ederiz. Giymem. Çok teşekkür ederiz. Gülşah tam Gülcüm. Aksine çok sever. Ona bir şey, savunur da ben seviyorum ona. Diyor. Ama seviyor. Ben hiç giyemem. Mümkün değil. Bin ama tane severim. Şapka bir şey. Evet, milyon tane şapkan var mı? Onlar bizim kendi şapka şeyimiz, markamız. Evet. O yüzden çok şapka var. Nasıl onlar, yani? Umutların değil mi? Evet. Hope & Wish markasının buradan şapkaları. Hemen bir tane gösterelim. Evet. Gösterelim. Linkini de bırakalım aşağıya da alışveriş yapsınlar. Çok iyi olur. Hello. Abi ben şöyle hello. Şapka vereyim size aa, biraz. Çok ben bunu sen aldım. Aa bir şey söyleyeceğim. Onu... Bunu alabilir miyim gerçekten? Çok teşekkür ediyorum. O zaman bu haftaki bölümümüz falan diye. Takipçilere o zaman iki bir tane de şapka da verelim. 5 tane şapka veriyorum. Gönlümde 5 şapka verelim. Bir kıyafet ben ne yaptım şey gibi dükkan gibi dağıttım. Olur evet, mu? Evet olur. Bu benim olsun. Hello. Hayır olsun. Onları seçmeyelim. Onları direkt Hope & Wish zaten 5 kişiye adreslerini veririz yollarlar onlar. Çoluğum. Buradan seçmemize aynen, uğraşmamıza gerek yok. Kerim abi gel şuradan bak bak şapkalara bak Allah aşkına. Oho oh, la 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 la. Ay çok bayağı güzel bir şapkalar. Şarkı isimlerinden falan Dilek Gelinimiz o yaptırmıştı. O dönem öyle bir çok güzel şapkalar gerçekten mükemmel. Tamam. Ve şapkayı da Hope & Wish'e yolluyoruz. Onun içinde yorumlarına yazsınlar peki. Onun içinde yorumlara şapkasız çıkma abi yazan herkese hashtag #şapkasız çıkma abi. Evet. Ve Instagram adresinizi falan da buldum. Çok iyi, ben hep acayipsiniz ha valla. Öyleyiz. Hope & Wish'i de takip edeceklermiş Instagram'ı da. Evinde temizle. Link takip edin. Link bırakacağız ama bu şapka benim bundan sonra ve bu şapka videoyu böyle kapatacağım. Hadi. Çok terledim, evet, çok güldüm, de. Çok yoruldum, çok, çok eğlendim. Singem, iyi ki bize İyi ki siz geldiniz. Açtın evinin kapılarını. Çok seviyorum. Gerçekten. Bu yeni konseptimizin ilk videosunu da seninle çekmemiz bize ayrı bir çok uğur ve gurur diye. Çok önemli. Vallahi çok önemli. Bu kadar yoğunluğun arasında, bu konser takviminin arasında vallahi bize fırsat ya. Verdiğin için ekstra abartmayın teşekkür ediyorum. Abartmayın lan siz. Sana ki yani. Yok bu kadar. Ama sen... aşkım bak şimdi ama görüyorlar doğru, gerçekten. Ama doğru bir günüm vardı onun da içine sıçtım. Yani. Salak. Gerçekten. Bir gün düşün var. Gerçekten. Çok teşekkür ediyorum. Zaten çok sıcak. Dur ben de şunu giyeyim. Ay bunu da en son böyle kapatalım dur. Winter is coming diyesiniz. Winter is coming diye. Gerçekten. Efendim bir bize kaldığından sonuna geldik. Biz önümüzdeki hafta yine aynı gün aynı saatte burada olacağız. Bundan sonra şu anki planımız ayda 3 tane bize kaldı videosu devam edecek. Ayda bir tane de bu ev gezmesi videolarımızdan olacak. Çok tatlı. Evet. Onun için çok haftaya tatlı. Yine görüşmek üzere diyoruz. Çok hepinizi teşekkür öpüyoruz. Ediyoruz. Hepinize lüks ve şaşalı bir hayat diliyoruz. Pistim. Leş gibiyiz. Hadi hemen gidiyorum. Hadi öpüyoruz. Görüşmek hadi üzere. Hadi kapat. Hadi lan.